Selamlar arkadaşlar. Şu an Case 110B'nin yanındayız. Sizlere bir inceleme çekmek istiyorum. Traktör Case'in yeni modeli, 110B modeli. Common Rail yakıt teknolojisine, pompa teknolojisine sahip. Traktör oldukça güzel duruyor dışarıdan ama iç kısımda herhangi bir yenilik yok gibi. Yani pek beklenilen yeniliği dışarıda sunsa da içeride sulamıyor. Traktörde Stitch 5, yani Euro 5 motor kullanıyor. Yani yeni bir motor kullanılıyor. Şöyle etrafında dolanayım. Traktörün beygiri 110 beygir. Tork olarak 490 Nm torka sahip. Tork rezervi %45 tork rezervine sahip. Başka 12'ler 12 geri hiç değişmiyor zaten. Kaldırma kapasitesi 4390 kg. Toplam traktör ağırlığı ise ek ağırlığı 4350. Yani şunlar falan 4.8'e falan geliyor. 4.8 tona geliyor. Yakıt deposu 129 litre. AdBlue katkısı ise 12.5 litre. Yakıt deposu biraz yüksekte duruyor ve biraz farklı durduğunu söylemek istiyorum. Çamurluğumuz dönmekte. 100. yıl Farma serisi. 1923'te başlamış. Şu an 2023. Yani 100. yıla özel çıkmış bir seri ama içeride de geçtiğimizi göstereceğim. Beklenilen yenilik maalesef içeride yok. 420-85 V34 Lassa marka lastik jant kullanıyor. Arka tarafta indirme kaldırma maalesef düğmeli bir şekilde yok. Sadece halatlı sistem kullanılmış. Şöyle göstereyim. TD serileri ve GX serilerinin aynısından kullanılmış. 6 adet valve çıkışımız var. Orta kolumuz pistonlu değil. Kabin süspansiyonu yok. Arka tarafın görüntüsü de bu şekilde. Yani herhangi bir yenilik göremedim ben. Ayna alt tarafa da eklenmiş. Çift ayna olmuş. Şurada bir alet çantası koyma yeri var. Traktörün içine birazdan geçtiğimde ise sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şey açık kalmış. Görüntü olarak güzel. 110M'ye ben yeni duydum aslında ama çok bir farklılık iç kısımda yok arkadaşlar ne yazık ki. Üst tarafta iki adet çalışma lambamız var. Bunlar LED değil, sarı ampul. Beyaz ışık vermiyor. Arka tarafta da iki adet çalışma lambası var. Bir adet de tepe lambası bulunmakta. 12 ileri 12 geri vitese sahip. Toplam traktör aldı. 4800 kg civarına gelmekte. Çamurluklar dönüyor demiştik. Başka da bir özellik. Göremiyoruz. Şimdi içine geçelim de içeriden sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi içerisine geçtik traktörün. Yani traktörün içerisi fena sayılmaz. Hani bir GX serisinde falan kıyasla daha güzel olduğunu söylemek istiyorum. Ancak nasıl söyleyeyim? Kabin biraz dar. Yani bindiğiniz zaman kabinin dar olduğunu hissediyorsunuz. Ama öncü görüş güzel. O konuda sıkıntınız yok. Hostes koltuğu mesela şu şekilde açılıyor. Şunun dokusu güzel. Teletorun devir saatlerini 540 ve 540 buradan seçebiliyoruz. Park ürünümüz yani elif ürünümüz. Kuyruk mu devreye ama devreden çıkarma. Bu da devir saatleri demiştik. Debriyajsız bir şatımınız bulunmakta. Yağlı sistem bu arada bu. Zaten debriyaj aşırı derece yumuşak. Frenleriniz de güzel olacağını zaten belli ediyor. Fren basma hissiyatı mükemmel. Tabii binebilirsin. Onun dışında burada takı vitesiniz var. 4 tane ana kademe. 3 tane de takı vitesiniz var.
vites geçişi de güzel ve konum olarak da bence güzel denebilir. El gazınız oldukça yumuşak. Liftomatik bir tık geride kaldığını söyleyebilirim. Şurası bence daha iyi. Şu şekilde. Motor devri sabitleme var arkadaşlar. Buradan silecek ayarlarımız. 4 çekere geçiş, tepkiz diferansiyeliniz. Onun dışında üst tarafta sunroofunuz bulunmakta ve güneşliğiniz de mevcut. Koltuk rahatlığı fena sayılmaz. Ancak arka sırt kısmı ne yazık ki kısa. Yani sadece bedeninizin bir üst kısmını daha destekliyor. Ancak sırt kaslarınıza herhangi bir destek ne yazık ki sağlamıyor. Ben biraz daha koltuğun sırt kısmının yüksek olmasını isterdim. Direksiyon aşağı yukarı ayarı. Şuradan yapabiliyoruz alttaki mekanizmadan. Sileceğimiz alt tarafta kullanılmış. Yani bakış kararı anlatabileceğim bir şey. Bu da kuyruk milinin devreye giriş ve devreye çıkış hızı. Şu. Hassasiyet ayarlarınız da burada. Bu pozisyon kumanda, bu da hassasiyet ayarınız. Yani bunlar biraz da tuşlu olsa hiç fena olmazmış. Ayrıca şurada bir tuş görüyorsunuz. Şöyle. Bu tuşa bastığınızda ise kuyruk milini çalışırken sıra sonunda da otomatik bir liftomate bastığınızda kuyruk milini devreden çıkartıyor. Otomatik kuyruk milini denebilir. Buradan yol bilgisayar ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada aynı şekilde. Bunlar tepe lambalarınız. Bu şekilde arkadaşlar video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.